Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Hicr suresinin son bölümünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 85-99. ayetler arası. Burada Allah-u Teala nice önemli mesajları bize bildiriyor. Şöyle ki: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz gökleri ve yeri ve bunların arasında olanları ancak hak olarak yarattık. Ve inne saate le atiye, saat muhakkak gelecektir. Kıyamet muhakkak gelecektir. Böyle olunca fasfahis safhal cemil, güzel bir şekilde onlardan yüz çevir. İnne rabbeke, senin Rabbin huvel hallagul alim, hallaktır, yaratandır ve her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin hak ile yaratılması, yani Allah-u Teala gökleri ve yeri ciddi gayelerle yaratmış, tabir yerindeyse bir oyun, bir eğlence olsun diye değil. Ve bu insanlar yeryüzünde ciddi bir şekilde imtihana tabi tutuluyorlar. Yani bir oyun, eğlence işi değil. Çok ciddi gayelerle insanlar denenmekte, sınanmakta ve elenmekte. Dolayısıyla tarih boyunca bir takım insanlar, bir takım topluluklar haddi aşmışsa bunlara hadleri bildiriliyor. Ama bütün topyekün insanlığın hesabı diğer alemde görülecek ve bütün insanlar orada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap verecekler. Madem Allah-u Teala çok ciddi gayelerle bu alemi yaratmış, elbette ölümle her şey bitmeyecek ve kıyamet kopacak, dünyanın ölümü gelecek, ardından yeni bir hayat başlatılacak ve bir daha bitmemek üzere ebedi bir hayat ve bu ebedi hayatta insanlar şu dünyada yaptıklarına göre karşılıklarını görecekler, alacaklar. Ve işte Allah-u Teala gökleri, yeri ve aralarında olanları hak ile yarattık dedikten sonra kıyamete hemen sözü getiriyor. Muhakkak ki kıyamet haktır. Muhakkak ki gelecektir. Ve böyle olunca artık o kafirlerin bir takım şeylerini dert etme, güzel bir şekilde onlardan yüz çevir. Ve Cenab-ı Hak Hallak, yaratan, şu alemi yaratan yeni bir alemi yaratmaya elbette kadirdir. Ve her şeyi bilen Allah-u Teala ahireti de cenneti de elbette bilmekte ve ona göre yaratmaya kadirdir. وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ Ve biz sana tekrarlanan yediyi verdik. سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيِ verdik. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Ve o azim Kur'an'ı verdik. Burada سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'nın bir özelliği olarak genelde açıklanıyor. Yani tekrarlanan yedi. İşte Fatiha suresinin yedi ayeti var ve bu yedi ayet devamlı tekrarlanıyor. Her namazda, namazın her rekatında Fatiha'yı okuyoruz. Bununla beraber سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ Bu tekrarlanan yedi, Kur'an-ı Kerim'in yedi farklı önemli mesajları tarzında da düşünülebilir. Bunlar devamlı tekrarlı bir şekilde değişik yönleriyle Kur'an'da anlatılmaktadır. Diyelim kıssalar bunun bir bölümü, temsiller bir başka bölümü gibi bu manada düşünülebilir. Ve daha değişik açıklamalar da yine söz konusu olabilmekte. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Sakın sen gözünü uzatma. اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ Yani onları faydalandırdığımız şeylere, bir kısım insanları faydalandırdığımız şeylere sakın gözünü uzatma. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Ve o kimselere de üzülme. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِنْ Ve şefkat kanatlarını müminlere ger. Allah-u Teala kafirlere dünyada pek çok maddi imkan sunabiliyor. Günümüzde de nice kafir çok rahat bir şekilde yaşamaktadır. Dünyada keyfine bakmakta, lezzette yaşamaktadır. Onlara dünyanın bazı lezzetleri verilmiş, Peygamberimize ise Kur'an verilmiş. Yani sana Kur'an verilmişken, devamlı tekrarlanan Fatiha gibi bir sure verilmişken, onlara zevk olarak verdiğimiz, faydalandırdığımız bazı şeylere sakın gözünü dikme. Dünya gerçekten tatlı. Dünyanın mevkisi, makamı,
şöhreti ve dünyanın bir takım nimetleri insanların böyle meftun olduğu şeyler. Öyle ki ehli iman bile bunlardan kendini tam alamıyor ve onlara gözünü dikebiliyor. Ama Allah-u Teala peygamberimize talimat veriyor. Bir kısım insan gruplarına dünyanın zevki olarak verdiğimiz şeyleri sakın gözünde büyütme, gözünü onlara çevirme ve o kimselerle alakalı da وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ onlar hakkında da üzülme. Yani bir kısım insanlar küfrü tercih etmişlerdir. Elbette onların iman etmeleri istenir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında ısrarlı bir şekilde onların iman etmelerini arzu ediyordu. Ama Allah-u Teala bu noktada Peygamberimizi yönlendiriyor. Onların bu durumundan dolayı üzülme. Yani onlar sen ne kadar ısrar etsen de durumlarını düzeltecek değiller. Küfürlerinde devam edecekler. Bu noktada Peygamberimize talimat veriyor. Onlara üzülme. Ama ehli imana da şefkat kanatlarını ger. Yani bir kuş nasıl ki yavrularına şöyle kol kanat geriyorsa, bir peygamber de ümmetine o şekilde kol kanat gerecek, germesi lazım. Cenab-ı Hak bu talimatı veriyor. Ve gul ve de ki inni enen nezirul mubin, de ki ben apaçık bir uyarıcıyım. Yani peygambere düşen tebliğdir. Peygamber zorla kimseye bir şey kabul ettirmez. Ve hidayet Allah'tandır. Peygambere düşen ise o yolu anlatmak, Allah'ın helallerini, haramlarını insanlara beyan etmektir ve bunu söylemektir. Nezir, uyarı anlamında. Peygamberler Allah'ın azabını hatırlatıyorlar. Allah'ın celalini hatırlatıyorlar. Cehennemle korkutuyorlar. Demek ki bu peygamberlerin uyarıcı yönü. Peygamberlerin bir de müjdeleyici yönü var. O müjdeleyici yönü ise cennetle müjdelemek, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek. Ama burada özellikle din düşmanlarına yönelik bir durum olduğundan onlara bir uyarı söz konusu. Onlara de ki ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kemâ enzelnâ alel muktesimin, kısımlara ayıranlara daha önce indirdiğimiz gibi. Yani daha önce değişik kavimler geldi ve bunun açıklamasında Yahudi ve Hristiyanların yoldan çıkmalarına özellikle dikkat çekilmiş. Onlar nasıl ki Allah'ın gönderdiği kitapta ihtilafa düştüler. Bir kısmı kabul etti, bir kısmı kabul etmedi. Kabul etmeyenler neticede cezalarını buldu. Önceki kavimlerde durum böyle olduğu gibi ben de sizi uyarıyorum. Bu anlamda peygamberimize talimat veriliyor. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ اُضِينَ ve peygamberimizin o muhatapları Kur'an'ı parça parça yaptılar. Şu anlamda yani bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemek veya çok farklı tarzda yorumlamaya çalışmak gibi durumlara girdiler. Böyle olunca da elbette bunun karşılığını, cezasını göreceklerdir. Önceki milletler kitap hakkındaki ihtilaflarında nasıl ki cezalarını görmüşse Kur'an hakkında da böyle bir kısmını kabul, bir kısmını red gibi duruma girenler elbette cezasını görecektir. Feve rabbike, Rabbine yemin ederim ki lenes'elennehum ecmain, biz onların tamamını hesaba çekeceğiz. Onların hepsini hepsinden soracağız. Amma kanu yamelun, yapmış oldukları şeyler nelerse onlardan onları soracağız, hesaba çekeceğiz. Burada Allah-u Teala Rabbine yemin ederim ki ifadesini kullanıyor. Yani seni terbiye eden Allah'a yemin ederim ki. Malum bizler yeminlerimizde Allah adını kullanarak yemin ederiz. Allah-u Teala da burada peygamberimizin Rabbi unvanıyla kendisini nazara veriyor. Rabbine yemin ederim ki biz onların hepsine soracağız. Ne yapmışlarsa hesaba çekeceğiz. Ve bunu ifade ederken de لَنَسْأَلَنَّ lam tekittir. Ve sonunda müşeddet nun, o da yine tekit ifade etmektedir. Muhakkak ve muhakkak, hiç şüphe yok ki bu gibi tekitleri ifade eden bir durum. Ve onların hepsinden biz yaptıklarını soracağız.
Böyle olunca festa bima tu'mer, sana emrolunanı çatlatırcasına anlat. Yani sen sana bildirilenleri tebliğ et ve arid anil müşrikin ve müşriklerden yüz çevir. Anlatılır ki bedevilerden birisi festa bima tu'mer ayetini duyduğunda peygamberimiz döneminde secdeye varmış. Ve demişler ki Müslüman mı oldun? O da demiş ki hayır, ben ayetin söz güzelliğine secde ettim. Yani festa bima tu'mer, belki Türkçe'de tam bunu ifade edemiyoruz ama çok etkili bir ifade ve sana emrolunanı çatlatırcasına anlat. Ve var gücünle anlat. Peygamberimize bunu Cenab-ı Hak emrediyor. Ve o müşriklerden de yüz çevir. Allah'a şirk koşan, Allah'ı kabulle beraber bazı şeyleri Allah yerine koyan o kimselerden yüz çevir. Burada peygamberimize düşen sadece tebliğdir. Bunun da tekiden ifade edildiğini görmüş oluyoruz. Peygamber son gücüne kadar tebliğ etmeye çalışacak ama neticeden sorumlu değildir. İnsanlar isterlerse iman ederler, isterlerse de reddederler. İnna kefeynâkel müstehzi'in, seninle istihza edenlere biz kafiyiz, biz yeteriz. Cenab-ı Hakk'ın tabi zaman zaman biz demesi azameti bildiren bir durumdur. Biz seninle istihza eden, seninle dalga geçenlere yeteriz derken Cenab-ı Hak azamet sığasıyla bunu bildiriyor ve peygamberimizi teselli ediyor ve onun kuvve-i maneviyesini takviye ediyor. Bir peygamber insanların iman etmesini ümit ederken onların imanla, İslam'la, dini değerlerle dalga geçmelerinden elbette rahatsızlık duyuyor. Ama doğrudan kendi gücüyle, imkanıyla onlara da belki tam mukabele edemiyor. Ama Allah-u Teala peygamberimize teminat veriyor. Merak etme, o istihza eden, dini değerlerle dalga geçenlere biz yeteriz. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرۜ Ki onlar Allah ile beraber başka ilah kabul ediyorlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Ama sonra bilecekler. Yani bu dünyada da başlarına bela geldiğinde bilebilirler. Öte yandan en azından öldüklerinde ve insanlar o zaman gerçeği görecekler. Allah'ın tek olduğunu ve kendilerinin de yanlış inanmış olduklarını, yanlış yolda olduklarını ileride bilecekler. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْغُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biz gerçekten bilmekteyiz ki onların demiş olduğu şeyler senin sadrında, senin göğsünde bir darlık meydana getiriyor. Yani onların sözleri seni üzüyor. İşte peygamberimize mecnun demeleri, haşa, veya kahin demeleri veya sihirbaz demeleri, bu gibi ifadeler elbette peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hassas kalbini rencide ediyor. Temsilde hata olmasın, bir baba nasıl evlatlarıyla alakadardır? Evlatlarının uygunsuz hallerini gördükçe çok rahatsızlık duyar. Onların rastgele konuşmalarını duysa o sözlerden rahatsızlık duyar. Fevkalade rencide olur. Bir peygamber ümmetin babası durumunda. Öz babadan daha ileri bütün ümmetiyle çok yakından alakadar ve onlara şefkat etmekte. Ama bu insanlar içerisinde gerçekten çok nankör olanlar var. Çok böyle eğitimden nasibi olmayan, çok kaba saba olanlar var. Peygamber onlara da muhatap oluyor. İşte peygamberimizin hayatında nice insanlar uygunsuz hareketleri olmuş, uygunsuz sözleri olmuş. Mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir defasında ganimetleri dağıtırken oradan münasebetsizin bir tanesi diyor ki, ya Muhammed adil bir şekilde dağıt. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her tarafı böyle kıpkırmızı oluyor. Ve belli ki bu sözden fevkalade rahatsız olmuş vaziyette. Şunu ifade ediyor. Ben adalet etmeyeceğim de kim adalet edecek? Bu manada daha başka bir takım uygunsuz sözlere peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ömür boyu muhatap olmuş. Allah-u Teala bu özel talebesini, en seçkin peygamberini Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki ifadelerle teskin ediyor, onu yatıştırıyor. Onlara karşı üzülme,
onlara karşı kendini yiyip bitirme. Hatta ayette Cenab-ı Hak nazara veriyor ki onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Böyle yapma. Fela yahsunke gavluhum, onların sözleri seni üzmesin. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın hayli takviyeleri var, tesellileri var. Peygamberimizi daima motive etmesi söz konusu. Fesebbih bihamdi rabbik ve kum mine sacidin, hamd ile Rabbine tesbih et ve secde edenlerden ol. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daraldığında, sıkıldığında namaza duruyor. Zaten 5 vakit farz olarak namaz var. Ayrıca yine ara vakitlerde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkıldığında, iç aleminde bir sıkıntı hissettiğinde namaza duruyor ve namaz onu rahatlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazla alakalı gözümün nuru ifadesini kullanıyor. İşte gözünün nuru olan namaza iltica ettiğinde rahatladığını, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda huzur bulduğunu hissediyor. Burada hem tesbih, hem hamd, hem de secde aynı ayet içinde üçü beraberce ifade edildi. Biz Cenab-ı Hakk'ın hayret verici alemdeki tasarruflarını gördüğümüzde tesbih ederiz. Subhanallah hayreti ve hayranlığı ifade eder. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın şu alemdeki tasarrufları insanları hayran bırakan, hayrette bırakan durumlardır. Öte yandan şu alemde meydana gelen şeyler içinde çok büyük nimetler var. Her bir olayın nimet cihetleri var. Her bir meydana gelen tasarrufta bize bakan nimetler var. Bu da hamdi gerektiriyor. Cenab-ı Hakk'ın hayret verici tasarruflarını görüyor. Bize olan sonsuz nimetlerini fark ediyoruz ve bunun neticesinde alemlerin Rabbinin huzurunda secdeye varıyoruz. Ayet-i kerime hamd ile Rabbine tesbih et ve secde edenlerden ol buyuruyor. Bunun ilk muhatabı Peygamberimiz ama zaman zaman ifade etmeye çalıştığım gibi her ne kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı ise de tek muhatabı değildir. Bu gibi ayetlerde Peygamberimize yönelik olan hitaplar aynı zamanda bize de yöneliktir. Ve her bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i doğrudan doğruya kendine hitap eder şekilde okuyabilir ve okuması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her bir insan yine muhatap olarak kabul edilmiştir. Ve bizler de bunu hissedebilirsek bu gibi ifadeleri kendimize yönelik bir emir olarak algılayabiliriz. وَعْبُدْ رَبَّكَ, Rabbine ibadet et, Rabbine ibadete devam et. Hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ, yakin sana gelinceye kadar. Yakin, her türlü şek ve şüphelerden uzak bilgi anlamında kullanılıyor. Genelde tefsirlerde bu ölüm anlamında açıklanmıştır. Ölüm sana gelinceye kadar ibadete devam et. Zaten Peygamberimiz ibadetini yapıyordu. Demek ki ölümle beraber artık insan yakinin de son mertebesine ulaşacak. Hakkal yakin tarzında ölümü bilecek ve ahireti de bilmiş olacak. Ve hayat bitinceye kadar ibadete devam etmek Cenab-ı Hakk'ın bizlere de yönelik bir emri. Cenab-ı Hak ibadeti yapma hususunda hepimizi daima muvaffak eylesin. Ve bizleri daha ölmeden evvel ölüp yakin mertebesine ulaşanlardan eylesin. Bir başka programımızda bir başka sureden devam etmek üzere hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.